KPSS'de 30 tane çıkıyor hocam. KPSS 30 soru var. Çok güzel. Sonra DGS'de 60 galiba. 60 soru yok, 50 soru var. DGS'de kaç soru 50 mi var? DGS? 60 soru DGS'de var. 60 galiba hocam. 60. DGS'de 60, ALES'te 50, KPSS'de 30. TYT'de kaç var? 40. 40. Değil mi? Bilen var mı bunların hepsini? Peki artık soru tazminatı. Sadece ALES'i biliyorum. Sadece ALES Bir bende şey hocam. söyleyeyim mi? Artık niye bunları KPSS'ye hiç anlatıyorum? girmedim. Niye anlatıyorum biliyor musunuz bunları? Bunların karşılaştırmalarını yaparken neyin nasıl olduğunu anlatmam daha kolay olacak. Şimdi ALES ve DGS büyütülmüş sınavlar. Yani soru ebatları artırıldığı için mesela bir soruyu 2-3 yerde sorabiliyorlar. Bu da bize şöyle bir etki yaratıyor. Yani mesela KPSS'deki soruyla ALES'teki sorunun arasında çok bir fark yok. MSV'nin arasında çok bir fark yok. Sadece onlarda yeni nesil soru fazlalıkları var. Ama artık ALES'te de artık buna başladılar. Mesela geçen ALES'te şöyle bir soru vardı. İşte bir forumda kişiler konuşuyorlarmış. Ne bileyim işte suyla ilgili özellikleri anlatıyorlarmış. Biri diyormuş ki işte suyu şu kadar içersen şu kadar kalori yakarsın. Birisi diyormuş ki biz su hattıyız isterseniz size su satalım. Öbürü diyor ki işte ben bu konuda çok tecrübeliyim şöyle ona göre soru soruyorlar. Yani sınavlarda çıkan sorularda da artık bir birliktelik yavaş yavaş olmaya başladı. Yani internet çağında biraz daha işlerin modern olması gerekiyor. Ama değişmeyen bazı soru tipleri var. İlk 14 soru gibi. Buyurun ben birinci sorudan başlayayım. Önce size sınav sorusunu göstereceğim. Sonra buna benzer, buna yakın ya da farklı olacak şekilde sorular göstermeye çalışacağım. Hazırsanız birinci soru gördüğünüz gibi 100 yıldır değişmeyen soru. Peki burada önemli olan şey şu. Bu soruyu çözme saniyesi ne olmalı? Şimdi ben ilk soruyla başlarsam. Şimdi bu sorunun çözümü için hızlıca başlıyorum. 2 çarpı 1 2 1 daha 3 bölü 2 çarpı 3 kere 2 6 eksi 2 4 bölü 3 bölü 4 kere 3 12 3 daha 15 bölü 4 çarpı 5 kere 4 24 çıkarırsam ne gelecek? 16 bölü 5 şeklinde hızlıca bir çözüme sahip değil mi burası? Çok güzel. Peki bunları sadeleştirirsem, bunları da götürürsem 2, burası 2 bölü, bunları götürdüm 3, bunları götürdüm 4, 2 bölü 12 yani 1 bölü 6. Şimdi bu soruyu hepimiz çözebilir miyiz? Evet. Kesinlikle. Peki bu soruyu çözme süremiz çok sizce large mı olmalı peki? Yani ben Yok, şöyle ben söyleyeyim. Bu çözdüm. soruyu çözme süremiz bence 30 saniye geçmemeli. Çünkü buradan kâr ettiğimiz her süre bizim arkadaki sayısal mantık sorularımıza yedirmemiz gereken süre. Şimdi sınav ne kadar sürecek Aleste? Oktay Başkan? 2,5 saat. Yani 150 dakika. Peki bu 150 Evet. dakikalık süre içinde bizim soruları çözerken ne kadar soruya bakmamız gerekiyor? Hepsini görebilen bir insan için 100 soru. Ya bu da ortalama 150 bölü 100 deseniz ne yapacak? 1,5 dakika civarı. Yani 90 saniye olduğunu varsayalım. Sözel mantık sorularına tabii daha yukarı süre vermemiz gerekiyor. Bu soruya 90 saniye verirseniz öbür soruları unutun. Göremezsiniz. Yani bu sorunun çözme süresi ilk 14 soru için söylüyorum. Takribi 30 saniye 45 saniye arasında olması lazım ki buradan kazanalım öbürlerini de harcayalım. Peki o zaman buyurun lütfen bana sıradaki sorunun cevabını söyleyebilir misiniz? Üç bölü iki hocam. 1 3 bölü 2 geldi. Hadi Gonca, hadi Gonca. 3 bölü 2. 1 3 bölü 3 2 daha bölü iki geldi. hocam. Üç Süper. bölü iki. Ne yaptınız Üç peki? bölü 2 hocam. Üç Süper. bölü 2. Zaten yukarısı 1 çıkıyor. Aşağısı 2 bölü 3. Ters çevirince 3 bölü 2. Hay hay. Peki parantezleri açarak mı yaptınız, payda eşleyerek mi yaptınız? Parantez açarak. Parantezleri açarak. Çok güzel. Peki o zaman 5'ten 3 çıkarıyorum 2. Bunları topluyorum. Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1. Burası 1. Peki buraya geliyorum. 2'den 3 çıkarıyorum. Eksi 1. Bunu topluyorum. 1 artı 4 bölü 3. Ne geliyor burası? 5 bölü 3 mü geliyor? Öyle mi? Burası o zaman oldu 2 bölü 3. Ters çevirip çarparsam 3 bölü 2. Kabul ediyorum. Geçiyorum. İkinci soruya. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci soru bir ne sorusu? Üslü sayı. Demek ki bir Üstü rasyonel göreceksiniz, iki üslü göreceksiniz. Kabul?
Ve bu 5 sınavdır, 6 sınavdır nokta oynamıyor, nokta. Yani her sınavda mutlaka bu soruda soruyorlar. Peki buyurun bakalım, çözelim. Nasıl başlayalım, ne yapalım? Burada 4 üzeri eksi 2 parantezin var. 3 hocam, 3. 3 geldi. 4 üzeri eksi 2 parantezin alalım geldi. Peki bir şey soracağım Kemal, bu soru bir şey çok düşündürmüyor ki. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 16. Bölü. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 16 mantığıyla hızlıca çözülebilir mi, çözülemez mi? Çözülür. 4 ile çarparsam 3 bölü 16. Peki burayı 2 ile çarparsam 1 bölü 16. Sağa değiştirirsem 3 bölü 1'den 3 diyebilir miyim? 3. Olur mu? Ben deminden beri hocam 3-3 diyorum. Mersem sesim kısıkmış. Sağlık olsun. Yapan yaptı şu an. Hoca niye duymuyor? Hoca niye beni duymuyor diyorum. Ben anlaştık mı? Hocam parantez içinden yapabilir misiniz bir de hocam? Yapalım hemen. Peki bu soruyu parantezle çözmek istersen. 4 üzeri eksi 2 parantezini alırım. Burada kalır 4 üzeri 1 eksi 1. Peki burayı 2 üzeri eksi 4 parantezini alırım. Burada kalır 2 eksi 1. Bunlar gider. 4 eksi 1 3 bölü 1 yani 3. Olur mu? Olur. 30 saniye. Uygun mu gene buna? Uygun. Bak iddialı olacaksanız bunlara uymanız uygun gerekiyor. Uygun mu? Uygun hocam. İnanılmaz bir inançla söylediniz yani. Evet. Buyurun. Sıradaki soru o zaman. Hocam onu parantez içine dağıtırsak toplarsak 5 çarpı. Ben 30 saniye süre verdim. Cevap bekliyorum Kemal. Haydi hızlı bas. 9 bölü 2. Evet. Evet. Eksi 9 bölü 2 hocam. Eksi 9 bölü 2. Nasıl düşündünüz? Parantez hocam olarak. Hay hay peki. Ne parantezini aldınız burayı? 2 bölü 2 üzeri 14. 13. 14. Peki 2 üzeri 14 parantezini alsam uygun mu? Hı hı. Alabilir miyim? Alabilirsiniz. Evet. Peki burada bir tane eksiğim olur. Onu da 5 bölü 2 eksi 7 diye yazarım. Bunlar birbirini götürürse 2 ile de 14, 5'ten 14 çıkarırsam eksi 9 bölü 2 aldım, kabul ettim. İkinci soru cepte mi peki? Hocam 2 üzeri 14'ü niye aldık hocam? Ya? Çünkü hepsini komple yok edeyim diye. İstersen 2 üzeri 13 alayım, ne fark eder? Böyle 2 oldu. Kemal sen bu soruyu Allah Allah, sen bu soruyu daha hızlı çözecek bir adamsın. Sence şunları yok etmenin çok en kolay yolu 2 üzeri eksi 14'ün yanına 2 üzeri 14 vermek değil mi? Evet hocam. Alsın gitsin diye, süpürsün diye. Ha sen diyeceksin ki ben bu soruyu şöyle de çözerim. Bana uyar. Eksi 14'ü buraya ekle. Bir de buraya ekle. Zaten bu giderse buradan 2 üzeri eksi 1 kalır. Bu da gider. Kabul? Güzel. Peki. Geçiyorum. Şimdi sınavın 3. sorusu fix değişmez. Köklü sayı sorusu. Ama temel köklü sayı sorusu. Şimdi ben bu soruyu çözerken nasıl çözmeliyim? Bir, kök 75 ile başlıyorum. Kök 75 nedir? 5 kök 3. 25 çarpı 3 yani 5 kök 3. Evet 5 kök 3. Peki aşağısı nedir? Burayı kök 3 ile genişletiyorum. Kök 3 bölü 3 artı 2 kök 3 bölü 2. Doğru mu? Soru ne yapmam lazım? 2 ile 3 ile genişleteceğiz. Ya da genişletmeyeceğiz. Tamam. İşte 4 bu arada değil mi? Payda eşitleyeceğiz hocam. Şuraya kaçla çarpacağım? Yanlış çarptım herhalde. Hocam ikinciye 4 yazacaksınız. Ama sadeleştirdim canım. Ha tamam pardon. 2 vardı ya. Peki şuraya 2, şuraya 3 ile çarptım. Buradan ne geldi? 5 kök 3 bölü 6 geldi. Bunlar giderse ters çevirip çarparsam 6. Kabul? Cepte mi? Peki bunun daha kısa yoldan çözebilir miyiz? Hiç köklere girmeden. Şöyle yapabilir miyiz? Şimdi bunu kök 3'e bölsek kök 25. Kök 3'e bölsek 3. Kök 3'e bölsek kök 4. Peki bu 5, bu 1 bölü 3. Bu kök 4 bölü 4 yani 2 bölü 4. Yani 5 bölü 5 bölü 6. Tercih götürsek 6. Olur mu? Olur. Olur hocam. Yani sonuçta o kökün amacı ne biliyor musunuz? Sizi orada oyalamak.
Halbuki hepsinde kök 3 var. Kökleri süpürün. Kalanlarla aynı işlemi yine yaparsınız. Kabul? Kabul. Oldu mu Deniz? Çağla Deniz değil, Deniz. Evet tamam, Deniz değil. Sen değil. Sen değil. Sen değil. Hala sen. Deniz değil, tamamdır. Oldu mu? Geçtim. Sağ olun. Geçtim, buyurun. Sıradaki soru. Şöyle bir soru sorarlarsa hiç şaşırmayın, onu söyleyeyim. Ay. 5 artı 8'den 13 oluyor. 13. Çok güzel. Cevap veriyorum. Şu ikisinin toplamı ne? 13. Geçiyorum. Olur mu? Ya zaten öyle çıktı. Niye? Yani 40'dan 5'i çarpıyoruz. O onu götürüyor. Başka ne gelecek ki alfayda işlemeden? Şimdi yapalım. Şimdi ben bir kere x'le y'yi çarpacakmışım. Şimdi ben burayı kök 8'le. Burayı da neyle genişletsem? Kök 5'le genişletsem. Şimdi böyle yaptığınız zaman payda eşitleyelim. O zaman neyle genişletmeyi tercih ederim? Burayı kök 5'le, burayı da kök 8'le. O zaman x kök 40'sa peki y ne? Bununla bunu çarpıyorum 5, bununla bunu çarpıyorum 8. Topla 13 bölü kök 40. Zaten ikisini çarptığım zaman ne gelecektir? 13. Valla şöyle bir soruyu sorarlarsa gene bence 30 saniyeden yukarı sürmez. O zaman buyurun sıradaki soru. Hadi bakalım. Hadi non-stop, non-stop. İki hocam. İki. Yok. Berat hocam yakaladın mı? Ben bunları çözmüştüm. Zaten şu an tikliyorum. Güzel, süper. Eski halim gibi diyorsun ha? Ben hatırlıyorum. Sen hatırlamadın düşünsen de. Süper. Peki nasıl başladınız? En alttan sağdan. Aşağıdan koşun. Yukarı. Kök 2 çarpı kök 2 2. 2'den 1 çıkardım. 1 bölü kök 2. Ters çevirdim. 1 bölü kök 2 çarpı kök 2 artı kök 2. Peki buradan 2 kök 2 bölü kök 2. Bunlar giderse kaç? 2. Rahatlıkla yapılabilir mi gene? Bakın bunlar kolay diye sentezlemiyorum. Yaz bir şeye dikkat edin. Benim buradaki sentezlediğim şeyin ne olduğunu yakaladınız mı? Soru nerede çıkar? Nasıl bir soru çıkar? Kolaylık seviyesi nedir? Peki bence ilk 3 soruda hızlıca bunlar halledilebilir. Ne dersiniz? Güzel. Peki geçiyorum. Buyurun sıradaki soru. A, B, C sayılarının doğu sıralaması nedir diye soruyor. Hocam burada paydaları yani şeyleri üstlere eşitlesek. Kökleri. İşte kökleri. Olur. Çok yaşayın hocam. Hep beraber teşekkür ederim. Çok yaşayın hocam. Hep beraber. Burada gördüğünüz A artı B 1000, A artı C 999, B artı C 998 aslında bu sorunun aynısı. Tek fark ne biliyor musunuz? Burada köklerle gözünüzü karıştırmaya çalışıyorum. Böyle kafanızı karıştırıyorum. Şimdi sizce burada en büyük iki toplam, en büyük toplam hangisi? A artı B. O zaman şunu söyleyeyim miyim? Şimdi benim ve Berat'ın parası olsa, ikimizin en yüksek parası olsa aramızdan birinin en zengin kişi olması gerekir. O zaman bence A artı B en yüksek sayıysa, İkinci sırada A artı C'ye geliyorsa bence ortak oldukları harf en büyük harftır. Şöyle de bir şey diyebilir miyim? Risk yok mu hocam ona? Yok. Net. Çok net. İkimiz, sen de 5 lira var, ben de 4 lira var. Oktay da 3 lira var. Sence en yüksek hangi ikimizde para vardır? İkimizde 5, 4 daha 9. İkinci sırada Oktay'la ikinizde 8. Üçüncü sırada Oktay'la ikimizde olur 7. Çünkü en yüksek parası olanların toplam parası en büyüktür. Şimdi soralım.
Burada gördüğünüz en büyük toplam hangisi? Artı. Peki bunların içinde olmayan harf hangisi? C. O zaman buranın en küçüğüdür. Peki buradaki en küçük toplam hangisi? B artı C. Bunların içinde olmayan harf kesinlikle en büyüğüdür. Ortaya da kalan. E. Kabul? Şimdi buraya geldiğiniz zaman. Şimdi ben bunların bir kere ne içinin ne dışının ne kökünün ne işte olduğunu biliyorum. O zaman burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı da 3 ile genişletiyorum. Boş veriyorum kökleri, sayıları yazıyorum. 36. 4 üzeri 4, 256. 3'ün küpü 27. Şu an en büyük hangisi? A. Sorumun cevabı o mu? Deniz. Pardon. Artı C. O zaman demek ki bu A artı C'ye toplamı en büyükse içinde bulunmayan harf B bence en küçük harftir. Evet. Yani en büyük toplamın içinde küçük harf görünmez. Doğru mu? Peki buradaki en küçük toplam hangisi? B artı C. Peki içlerinde görünmeyen harf hangisi? A. O zaman kesinlikle A en büyük. En büyük C. En büyük A'dır. Harf. Ortaya ne kalır? Pardon, en büyük C. A. Pardon. Peki o halde demek ki sıralamam nasıl olur? A büyüktür, C büyüktür, B. Ha, bunu birçok yerde şöyle görebilirsiniz. İkili ikili sıralık yapar ama hızlıca çözmek istiyorsanız küçük toplamlarda büyük harf görünmez, büyük toplamlarda küçük harf görünmez. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Yapar mıyız artık? Yaparız. Tamam, ben bir tane sormadan geçmeyeceğim tabii. A, B, C pozitif sayılar. Şimdi bir ara ALES de böyle şey yapmışlardı. A ve B'nin çarpımı A, B, C pozitif, unutmayın. Diyecek ki A ile B'nin çarpımı pi üzeri 3. B ile C'nin çarpımı 3 üzeri pi. C ile A'nın çarpımı da pi üzeri pi. Hocam pi 3 virgül 14 değil hocam. Mi? Evet. Pi 3 virgül 14 değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi açıklama yapmayalım Kemal. Cevap şu diyeceksen istiyorum. Tamam mıdır? Tamam. Açıklama yapınca yönlendireceksin çünkü. Anlaştık mı? Molayı soruyorlar hocam kaç dakika diye. Cevap verdim hocam 10 dakika. Evet, valla iki cevap var, ikisi birbirinden farklı. Şimdi burada en büyük hangisi? C çarpı A değil mi? Bence C çarpı A en büyük. O zaman en küçük harf hangisi? B. Kesinlikle B. Yani birinci sıradaki en büyüğün içinde bulunmayan harf kesinlikle en küçük harftir. Peki sizce burada en küçük hangisi? A çarpı B. O A biraz muallak galiba. Öyle mi? B çarpı C değil mi? Bence A çarpı biraz B. Biraz gıcık vermişim. A çarpı söyleyeyim B. Mi? Bence B çarpı C daha küçük hocam. Şunu değiştireyim de, şunu değiştireyim de şey yapmayayım. Kafa karıştırmayayım. Şöyle vereyim. Çok yakın olur çünkü birbirine. Bu sefer de kafa karıştırır. Bu haliyle bakın. Sizce B en küçük hangisi? B çarpı C. Tamam. O halde burası en küçük olduğuna göre, üçüncü sırada olduğuna göre. A demek ki burada en büyük kimdir? A. Demek ki ortaya C düşer. Demek ki o yüzden biraz bunu görmemiştim. Özür dilerim. Demek ki burada en büyük A, sonra C, sonra B. Güzel. Ki ben size bir şey söyleyeyim mi? Üçüncü soruda böyle düşündürecek bir soru görme olasılığınız yok. Tekrar uyarıyorum. İlk üç soru ilk başta verdiğim gibi temel, rasyonel, temel, üslü, temel, köklü. Tamam? Peki. Sıradaki soru temel faktöriye. Kırk oluyor hocam.
Peki nasıl bir başlangıç yapmayı planlıyorsunuz burada? Ben 3 faktöriyel parantezi aldım. Peki direkt şunu söylesem kabul eder misiniz? 5 faktöriyel zaten 120. 3 faktöriyel 6. Demek ki burası 126. Parantezi almaya gerek duymadan da yapabilir miyim? Yapabilirim. Peki. Bunu da şöyle yazabilir miyim? 126 nedir peki? Ne olabilir? 6 çarpı 21. Kaç? 6 çarpı 21. Peki 7 çarpı 6 çarpı 3 desem? Olur. Peki bu 7 faktöriyel de 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel yani 120 desem? 120'yi 3'e bölsem 40 desem olur mu? Olur. Bir şey söyleyeyim mi? Olur. Bence bunu paranteze alsanız, açsanız da gözü kapalı yaparsınız gene. Doğru mu? Ve ilginçtir ki böyle soruyu hiç sektirmiyorlar, gene soruyorlar. 4 ile 4 oldu mu? Önemli olan bunların nesi, bir daha uyarıyorum? Zaman. Peki o zaman lütfen bana bu soruyu çözer misiniz? 1 dakika süreniz var. 1 dakika içinde yapmış olmanız lazım. Hatta 30 saniye istiyorum. Yüz yirmi geldi. Evet. Bravo Nur hocam. Böyle üstten bir bakış var. Oh, işte. 135 hocam. 135 geldi. Yalnız iş değişti. 135 hocam. 135 daha geldi. Bir daha kontrol edin. 120 diyenler. Tam da gururlanmıştık. Peki. Hemen yapmaya başlıyorum. Yukarıyı 10 faktöriyel parantezine alıyorum. 11 1 daha 12 kalıyor. Aşağıyı 8 faktöriyel parantezine